Değerli Kurtuluş Lisesi ailesi, yıllarca Kurtuluş Lisesi'ne emek veren, bize de çok emeği geçen değerli Nevzat Bilgin'le bu röportajı sürdüreceğiz. Biz çok heyecanlıyız ve keyifliyiz bu anlamda. Eminim ki izleyen bütün dostlar, bütün Kurtuluş Lisesi ailesi Nevzat Hoca'yı görmekten çok mutlu olmuştur. Hepimizin zihninde çok olumlu duygular yaratan ve belki de okul hayatımızın en keyifli saatlerini birlikte geçirdiğimiz bir öğretmen. Not korkusuyla yaşamadığımız, derslerin o angayasında, yorgunluğunda nefes aldığımız, bedenimizi eğiten, ruhumuzu eğiten çok kıymetli Nevzat Hocamıza hoş geldin diyoruz. Ben kendi adıma çok heyecanlıyım. Onu her gördüğümde çok heyecanlanırım. Benim için çok kıymetli bir öğretmen. Görmekten çok mutlu olduğum bir öğretmen. Umarım da uzun yıllar görmeye devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz hocam. İyi akşamlar diliyoruz. Teşekkürler Mehmetciğim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz hocam. Sizi merhaba yeniden Neslihan. Görmek gerçekten mutluluk verici. Ben de biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Hepimiz heyecanlıyız. Şunu söyleyecektim. Yani grup kurulalı yaklaşık 2 ay oldu. 2 ay içerisinde her gün yeni gelen kişi bizim içimizde bir ürperti yaşatıyor. Kim geldi acaba? Kimler katılacak acaba? Düşüncesi içerisindeyiz. Sizde daha fazladır herhalde diye düşünüyorum. Evet, bu duyguyu yaşıyoruz. Derinden yaşıyoruz hocam. Çünkü gerçekten zenginleştiğimizi hissediyoruz her geçen gün. Bunu siz... bizim korkulu rüyamız olmayan, bizim güzel saatlerimizin öğretmeniydiniz. Ve dolayısıyla aslında teşekkür o duyguyla size daha soracağımız bazı sorular da olacak kuşkusuz. Ama önce bize birazcık kendinizi tanıtın hocam. Peki. Ben Kurtuluş Lisesi'nde 17 sene çalıştım. Bu 17 sene içerisinde bugüne kadar aramızdan ayrılanlara rahmet diliyorum. Bütün arkadaşlarıma, gruptaki arkadaşlarıma ise sağlık diliyorum. Nevzat Bilgin 1960 Antakya doğumlu. İlk orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra 87 yılında liseden mezun, 88'de Gazi Eğitim Enstitüsü, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü, Türkiye'nin temel taşta yani öğretmen yetiştiren okullarından bir tanesi olan Gazi Eğitim Enstitüsü'ne kaydım yaparak 4 yıllık fakülte mezunlarının ilki bizleriz. 4 sene okuduktan sonra okulumuz bitti ve beden eğitim bölümünden mezun olduk. Şunu söylemek istiyorum, şu andaki gençliğin şanssızlığını dile getirmek istiyorum. Biz mezun olmadan 2 ay önce bütün gerekli evraklarımız alındı ve atamamız yapılması için bakanlığa gönderildi. Yani biz okulu bitirir bitirmez atandık. Ancak şu andaki öğrenciler maalesef öyle bir şansları yok. Onlar adına üzgünüm tabii ki. Benim atamam 88 yılında İstanbul'a yapıldı. İstanbul'da bilirsiniz İstanbul'u, Neslihan çok iyi bilir. Şişhane'de Beyoğlu Ticaret Lisesi. İlk beden eğitimi öğretmeni benim oranın. Atandığımda bir gittim. Demir kapısı var böyle. Çok büyük bir demir, devasa demir kapısı var. İçeri girdim. Meslek lisesi olduğundan dolayı meslek dersi öğretmenlerine dersleri dağıtmışlar, beden eğitimi dersini. Zaten girer girmez sol tarafta hemen voleybol sahasını gördüm. Baktım ki bizim beden eğitimi öğretmeni arkadaşımız, yani derse giren arkadaşımız topları almış, dersi bitirmiş, gidiyor. Ben de gencim, daha yeni mezun olmuşum. Müdürün odasına girdim, kapıyı çaldım. Beden eğitimi öğretmeniyim dedim. İşte okulunuza atandım. Hoş geldiniz falan, çay söyledi. Bu arada görevimize başladık. Akabinde hemen askerlik görevi olduğundan dolayı, askere gideceğimizden dolayı ücretsiz izinle ayrıldım. Bu arada işte askerlik görevini yaptık. 8 ay sonra geldim, tekrar
İstanbul'a. İstanbul'da 4 sene çalıştım. Az sonra bununla ilgili gerçekten başıma gelmiş çok ilginç olaylar var. İstanbul'da yani gerek futbolcu anlamında, gerek basketbolcu anlamında, gerek voleybol takımı anlamında çok ilginç olaylar yaşadım. Biraz sonra onları anlatırım. Neyse 4 sene çalıştıktan sonra herhalde başlamayı yanlış söyledim ben. 87'de Antakya Kurtuluş Lisesi'nde başladım. Gene heyecanıma verin onu. 84'te şeyde başladım. Beyoğlu Ticaret Lisesi'nde. Yani ben 82 mezunuyum. 78-82 arası o yıllarda okudum. Heyecanıma bağışlayın bunu. 4 sene çalıştıktan sonra 87'de Antakya Kurtuluş Lisesi'ne tayinim çıktı. 8 Temmuz'da başladım Antakya Kurtuluş Lisesi'nde. Ondan sonra aralıksız 17 sene. Tabii bu arada Fatih Sultan Mehmet açıldığında bir sene görev yaptım orada. Ondan sonra devamlı Kurtuluş Lisesi'nde çalıştım. Kurtuluş Lisesi kapanınca Fatih Lisesi açıldı o arada. Fatih Lisesi'nde bir sene çalıştım. Fatih Lisesi'nde çalıştıktan sonra kapandı. Nimet Fahri Öksüz Lisesi açıldı. Nimet Fahri Öksüz Lisesi'nde şu ana kadar hala çalışıyorum. Orhan sizin herhalde bu grubun en rahat röportajı olacak. Evet. Hocam, ben sizi anlatayım, biz dinleyelim eskisi gibi. Şimdi İstanbul'da az önce söylediğim gibi İstanbul'da futbolcunun her şeyini bilen, gerek teknik anlamda, gerek saha içi, gerekse saha dışı her şeyini bilen oyuncuyla karşı karşıyasınız. Sizi çok fazla icabında hani çok fazla dikkate almaz. Basketbol keza, voleybol keza. Şimdi ilk maçım benim basketbol maçı. Müsabakalar Pertevniyal Lisesi'nde yapılıyor. Bileniniz vardır. Evet. Ben takımı aldım, götürdüm Pertevniyal Lisesi'ne. Kiminle oynuyorum? Robert Koleji ile oynuyorum. Robert Koleji evet. İstanbul'un saygın okullarından ve basketbolda gerçekten isim yapmış okullarından. Ben gencim daha, yeni başlamışım göreve. Yani nasıl olur, nasıl yapılır? Onun acemiliğini çekerken bir baktım karşıda ayrıştırmak gibi olmasın. Uzun boylu, zenci, taktikleri İngilizce veren çocuklar, Robert Koleji'nin oyuncuları, hepsi 2 metreden aşağı boyu olmayan öğrenciler. Ben öğrencilerimi aldım, çalışmaya başladılar. Fakat tabii ki yani İstanbul çocuğu, bunlar şey yapmaz, alt koymazlar. Müsabakaya bir başladık. Adam İngilizce taktik veriyor. Ben İngilizcenin iyisini bile bilmem o arada. Yani hani bildiğimiz kadarıyla bir iki kelime biliriz ama çok fazla da anlamıyorsun. Taktikler İngilizce, işte oyuncuyu alıyor, içeriye alıyor, değiştiriyor falan filan. Orada herhalde 70-80 sayı bir averaj yedik. Bir fark yedik orada. Ondan sonra voleybol maçına gittik. İki tane maç kazandım. Ve maçlar Kadıköy'de yapılıyor. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi diye bir yerde bir salon var. Orada yapılıyor. İki maçı kazandıktan sonra üçüncü maç kim gelsin? Galatasaray Lisesi. Galatasaray Lisesi altyapının hepsini oluşturuyor. Galatasaray o üstte oynayan takımın hepsini onlar oluşturuyor. Oradan da tokatlandık. Geldik. Yani şunu da söylemeye çalışıyorum. Eğitimde eşitsizliğin olduğunu dile getirirken maalesef sporda da aynı şekilde. Bu sadece okullar düzeyindeki olan sporda değil. Kulüpler anlamında da böyle. Okullar, normal okulların olduğu anlamında da böyle. Her yerde böyle maalesef. Siz belli yere kadar getirirsiniz, ondan sonrası yoktur. Yani başarıyı elde eden İsmail çok iyi bilir. Yani bu eşitsizliklerin maalesef her yerde kiminde malzeme doludur, kiminde malzeme yoktur.
kiminde para vardır, kiminde para yoktur gibi böyle olumsuzluklar maalesef vardır. Kurtuluş Sesi'nde ise, Kurtuluş Sesi'nde bilgi birikimi, akademik başarının yanında gerçekten sportif anlamda da gerçekten çok büyük başarılara imza atmış bir okul. Geçen gün işte sohbet yapılacak denince bir liste çıkardım. Benim çıkarabildiğim, yani benim o çalıştığım dönemlerde şu anda 80 kişi beden eğitimi öğretmeni var. Şu anda benim bildiğim Hatay'da. 80'e yakın beden eğitimi öğretmeni var. Bunlar benim çıkarabildiklerim. Akademik başarının yanında dedim ki işte sosyal faaliyetlerde çok büyük etkisi vardı Kurtuluş Sesi'nin. Tiyatrosu vardı. Halk oyunları vardı. Handbolu vardı. Basketbolu vardı. Futbolu vardı. Atletizmi vardı. Yani bunların hepsinde Kurtuluş Sesi etkindi. Ve gerçekten bir şeyler yapmaya çalışan. Şunu da hemen söyleyeyim. Bunu da antiparantez belirteyim. Sporda başarı elbette öncelikle benim kendi felsefem, kendi düşüncem öncelikle kişiyi eğitmektir okullarda. Başarı sonradan gelir. Önce kişiyi eğitirsiniz, kişiye şekil verirsiniz. Kişinin teknik kapasitesini çok üst düzeye belki çıkaramayabilirsiniz. Ama öncelikle kişilik kazandırmak zorundasınız siz. Siz bir okulsunuz. Bu okulun gereklerini siz yerine getirmek durumundasınız. Bizim felsefemiz de öyleydi. Ben olayım Osman Hoca olsun, Mahmut Hoca olsun ve Kurtuluş Sesi'ndeki bütün öğretmenlerin düşündükleri hep aynı şekildeydi. Önce kişilik, ondan sonra diğer şeyler, diğer faktörler gelecektir diye. Hiç unutmuyorum. Bir sınıfım vardı. Herhalde 11 fen B sınıfıydı. Hep onları şu ana kadar benim öğrencilerime örneklerim. Şu ana kadar. 37 tane kız öğrenci vardı. 4 tane mi ne erkek öğrenci vardı. Yani 41 mevcut veya 42 mevcudu. Yani 5 erkek öğrenci. Diğerleri kız öğrenciydi. Hiçbir öğrenci, bu 41 öğrenciden hiçbiri hiçbir dersime giyinmemezlik yapmadı. Derse katılmamazlık yapmadı. Dersime her zaman hazır geldi. Karşıma geçtiklerinde bir bakıyorsun hepsi ip gibi sıraya geçmişler. Ve derse hazırlar. Okul bitiminde bu öğrencilerin 41'i yüksek okul kazandı. Ve hepsi kayda değer okullar kazandılar. Hep herhalde bahsettiği, geçen gün Birsen Hocam'ın da bahsettiği 11 fen 5 sınıfının işte yaklaşık 30 tanesi tıp kazandı diye bahsettiği sınıf herhalde buydu. Onu şu ana kadar öğrencilerime örneklerim, şu ana kadar onları örnek gösteririm. Ya bir tane bir kere giyinmemezlik olmaz mı ya? Hiç olmadı açıkçası. Heyecanı yapmışsınız mesleğinizi. İstanbul'daki heyecanınızı çok iyi aktardınız bize. Sesinde yaşadığınız heyecanlar ve başarılardan biraz bahseder misiniz? Orada yaşadığınız. Şimdi Kurtuluş Sesi'nde ilk geldiğimde okul futbol takımı hazırdı. Okul futbol takımında işte çalışmalara başladık ki hepiniz de bilirsiniz o zamanlarda saha Sümerler sahası ve bir de Çekmece'de ufak bir saha vardı. Bir de Nazım Koka vardı. Şimdi bu sahalarda benim prensibim öyleydi. Açıkçası öyle yapardım. Hiçbir öğrenciyi dersinden alma yoluna gitmezdim. Ancak öğrenci 5 kişiyle çalışma yapardım. Ha sonlara doğru belli bir yere gelirsek eğer o zaman takımı toplamak durumunda hafta sonları getirmeye çalışırdım. Neyse çalışmalarımızı yapardık. Götürürdük. İşte Nazım Koka'da çalışmaya başlardık. Daha doğrusu Nazım Koka'da hiç çalıştığımız olmadı. Hep Sümerler sahasında veya okulda o beton zeminde çalışmalarımızı hep oradan yapardık. Ve ben hiçbir zaman o zamanlar da çok vardı bilirsiniz. Transferler, okullarda transferler. Bizim okulumuzda açıkçası
çok fazla transferimiz olmadı. Ben kendi takımda hiç olmadı. Osman Hoca da aynı, Mahmut Hoca da aynı şekilde. Hiçbir şekilde transfer yoluna hiçbir zaman gitmedik. Kendi emeğimizde, kendimiz yapabildiğimizde, kendimiz yetiştirdiğimiz şekliyle yarışmalarımıza öyle katılır ve başarı elde ettiğimiz olurdu. Olmadığımız zamanlarda aldığımız dersleri çıkarır, öğrencilerle oturur, sohbetini yapar. Ondan sonra o seneki müsabakaları öyle bitirirdik. Şimdi yetiştirdiğimiz öğrenci anlamında onu söyleyeceğim. Gökhan Zan vardı. Levent Öztürk vardı. Hamit Yaşayan var. Hamit Yaşayan bizde futbola başladı. Ondan sonra o belli bir yere geldi. Ondan sonra Kamil İçer var. Ondan sonra Oktay Tağ var. Orhan Keskin var. Ali Çatal var. Ali Çatal gerçekten süper yetenek bir oyuncu. Süper yeteneği olan bir oyuncuydu. Fakat maalesef onları kullanamadı. Geçen de çok ağır bir hastalık geçirdi Ali Çatal. Çok şükür atlattı. Ama bazen onun sancılarını yaşıyor açıkçası. Buradan Yılmaz Uygun vardı. O da gayet iyiydi. Serdal Kadıoğlu var. Bunların hepsi bizim için değerdi. Hepsi gayet iyiydi. Şimdi futbolda müsabakalara gidiyorduk. Müsabakalarda ismini vermeyeceğim. Ben öğrencinin benim isteklerimi yapacaksın sahaya girdiğinde ki böyle tek tük nadir şeyler olmuştur. Öğrencimizin bir tanesine dedim ki oğlum bak dedim ihtiyacım da var ha. Dedim ihtiyacım da var baksana. Ona söylemedim. Kenarda oturttum. İkinci yarı bak dedim topu herkes oynayacak. Sadece sen oynamayacaksın. Tamam hocam kesinlikle dedi hiçbir şekilde top ayağıma gelir gelmez pas vereceğim dedi. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Peki ısın dedim. Isınmaya gitti. Hemen oyuna başladık. İnanın daha bir dakika dolmadan baktım. Bir kişiyi çalım etti. İkinciyi kez çalım etti. Yanımdaki arkadaşa dedim ki oğlum kalk sen ısın dedim. Kalktı ısındı. Oğlum sen gel dedim. Hemen değiştirdim. Formayı bırak hadi güle güle dedim. Hocam ne yaptım dedi ya. Oğlum dedim. Burada takım oyunu. Bak bunlar bu takım sporlarını çıkaran insanlar 11 kişiyle sahayı paylaşmışlar, parsellemişler. Bu oyun 11 kişiyle oynanır. Sen tek başına oynarsan kendini yoracaksın, arkadaşını oyundan düşüreceksin, rakip güçlenecek. Bunların hepsini ki bunları daha önce de konuşmuştuk. Onun için formayı bırak dedim. Güle güle dedim. Öyle bir anım var. Kendisi de mutlaka dinlerse kendisinin kim olduğunu bilecektir. Onun ismini zikretmek istemiyorum şimdi. Ama siz kendinizi diğer branşlar, hani insanların belki de hayatını belirleyen sınavlarda soru sorulan branşlardan farklı, o branşların öğretmenlerinden farklı gördünüz mü hiç kendinizi? Ya da başka bir kategoride gördünüz mü? Ya da size şöyle, öyle davranıldı mı mesela? Evet. Şimdi şöyle bakın, mesleğe başladığım günden bugüne kadar herkesin söylediği, İsmail bilir, beden eğitimi öğretmeni okulun polisidir. Önceleri böyleydi. Fakat şimdi biraz daha yumuşatıldı. Temel direğidir, olmazsa olmazıdır, disiplinidir gibi söylemlerle karşımıza gelirlerdi. Ancak bizim penceremizden baktığımızda, yani beden eğitimi öğretmenleri olarak baktığımızda, sahanın dışında yani o dört duvarın dışında olduğunuzdan dolayı öğrenciyle çok daha yakınsınızdır esasında. Öğrenciyle yan yanasınızdır, omuz omuzlarınızsınızdır her zaman. Öğrenci sizi daha yakın hisseder. Öğrenci sizinle hani bazıları olmaz ama sınır koymaz ama o da o gençliğine vererek onu o şekilde düşünüyoruz. Yani o gençlikte onu düşünememiştir ki bazen sınırı koymayabiliyor ama geneli öğrencilerin çoğu bu sınırı koyuyor ve bu sınırda öğretmeniyle konuşuyor. Şimdi biz açıkçası ben kendi düşüncem olarak biz sağlıksız ortamlarda öğrencileri sağlıklı kılmaya çalışan öğretmenleriz. Şimdi beden eğitimi dersini yapabilmeniz için uygun koşulların olması lazım. Şimdi ben
Kurt Lisesi'nde olsun, şu andaki okulumda olsun, çalıştığım okulda açık saha olarak Antakya'da çok nadir sahaları okullardan bir tanesiyiz biz. Yani yeterince saha donanımı olarak olan okullardan bir tanesiyiz. Öğrencilerimize biz, İsmail'in söylediği bir şey var. Bütün branşları öğrettik. Gerçekten de biz bütün branşları öğrettik öğrencilerimize. Biz Gazi'den yetişirken ki zaten öğretmen, beden eğitimi öğretmeni her branşta yeterli olacak şekilde, donanımlı olacak şekilde okullara gönderilecek, tayin edilecek. Ki böyle aldık biz böyle öğrendik. Ancak daha sonra branşlaşmalara gidildi beden eğitimi öğretmenleri ve belli bir branşta başarı gösteriyorsunuz, ondan sonra mezun oluyorsunuz. Ancak bizim dönem ve belli bir dönem sonra bütün branşları bilmek durumundaydık o zaman da. Hepsinden öğrendik, öyle mezun olduk. Şimdi öğrencilerle aramızdaki o sınıf geçme veya öğrencilerin mezun olmasına katkı mı diyelim veya engel mi diyelim, ne dersek onu şey yapalım, ama biz biraz önce bahsettiğim, biz öğrencilere eğitim anlamında ne verirsek ve ne dönüt alırsak biz onu değerlendiriyoruz. Yani basketbolda bana turnikeyi çok iyi yapmamış ama çaba sarf etmiş. Yani bir emek sarf etmiş. Bu çocuk giyinmiş. Bu çocuk gelmiş, katılmış. Bir şeyler yapmaya çalışmış. Ondan sonra kenarda işte ezilip büzülmüş, yapamadı diye ben onu teşvik etmişim, gelmiş, bir şeyler katmış. Bu benim için en büyük başarıdır. Ve o öğrenciye her türlü, yani notun biraz önce söylediğiniz gibi notun bizde çok fazla problem olmadığı bir dersiz biz. Sosyal dersiz biz. Ve bu sosyalliği öğrenci lehine kullanmak için her türlü şeyi yapıyorduk biz. Yani öğrenci elini uzatsın, bir şeyler yapmaya çalışsın, bizim için yeterliydi. Hani her öğrencinin farklı farklı yetenekleri vardı. Bu farklı farklı yeteneklerini de kullanmak, o bizim görevimiz, bizim bilmemiz gereken şey. Ama şunu da hemen söyleyeyim. Şimdi ilkokullarda beden eğitimi öğretmeni yoktur. Ders öğretmenleri girer. Sınıf öğretmenleri girer. Ancak benim sürekli söylediğim, ilkokullarda mutlaka beden eğitimi öğretmeninin olması lazım. Çünkü öğrenci o yaşlarda şekillenir, fiziği şekillenir. O yaşlarda çocuk hangi spor branşına yatkınsa ve neyi yapabiliyorsa ve neyi yapamıyorsa o yönde eğitilir, o yönde gönderilir. Dolayısıyla beden eğitimi öğretmenleri olarak, yani aramızda tabii ki işte ben şöyle öğrenci yetiştireceğim diyenler olduğu gibi, genelde beden eğitimi öğretmenleri, bakın beden eğitimi, bedenin eğitilmesi anlamında çabalar sarf etmişlerdir. Öğrencilere not verirken o anda vermiş olduğu hareketin notunu vermiştir. Fakat genel anlamda öğrencinin davranışı, öğrencinin arkadaşıyla ilişkileri, öğrencinin öğretmeniyle ilişkileri, biz bütün bunları bir bütün olarak değerlendirir, öğrenciye öyle notunu verirdik. Ve bu öğrenci daha sonra geldiğinde, oğlum sen bunları yaptın, bunları sen aldın, yani biz sadece verdiklerimizi senden aldık diye düşünür. Öyle yapardık Mehmet. Evet hocam. Peki size dönük yaklaşımları da merak ediyoruz hocam. Gerek idarenin, gerek öğrencilerin, gerek velilerin. Siz böyle nasıl hissediyorsunuz? Yani o sizin bahsettiğiniz ve algıladığınız, önemsediğiniz temel bir branş olduğu gerçeğini bizimkiler böyle toplumsal olarak kabul ediyorlar mı? Size bunu hissettirebiliyorlar mı diye merak ediyorum. Şimdi eskiden veli toplantıları yapılırdı. Veli toplarında velinin gelip ilk söylediği şey, ya beden eğitimi de zayıf olur mu veya beden eğitiminden düşük not olur mu şeklinde serzenişleri çok duyduk. Bunları yani karşı karşıya çok geldiğimiz olmuştur bunlarla. Ancak bunları anlattığınızda
bunları söylediğinizde, bunları bahsettiğinizde, neler oldu, neden böyle olduğundan ve niye böyle not aldığını söylediğinizde, izah ettiğinizde bunları anlıyorlar, bunları şey yapıyorlar, kabul ediyorlar. Şimdi rehberliği öğretmenin bilir. Öğrenciye bireysel olarak zaman ayırdığınız zaman başarı kaçınılmazdır. Evet. Öyle değil mi? Bir şey söyleyeceğiniz zaman bireysel olarak yanınıza çekip söylediğiniz zaman aklına yatar, yapar. Ama öğrenciyi, şimdi geçen gün onu bahsettiler de ben ona hiç katılmıyorum. Grup içerisinde paylaşıldı. Kurtuluş sesinde o merdivenin başına çok fazla öğrenci çıkarıldığı anlamında bizde çok fazla öğrenci çıkarılmadı oraya. Nadiren olmuştur. Fakat o olduğu zamanlarda o yapan kişi kimse eğer ona gerekli şeyler söylenmiştir. Hiçbir öğrencinin sadece ve sadece bak sadece ve sadece takdir edilmek için oraya çıkarılması lazım. Yani bir öğrenci oraya çıkarılıp da horlanıp aşağılandığı çok nadir olmuştur. Olmamış demiyorum bakın. Çok nadir olmuştur. Onun için yani beden eğitimi dersinin işte beden eğitimi dersi ders mi şeklinde değil de notunun bu kadar düşük olmaması gerektiğini söyleyen velilerimiz olmuştur. Öğretmenlerimiz olmuştur. Öğretmenlerimiz olmuştur. Yani veli olup da gelip de bunu söyleyen öğretmenlerimiz olmuştur. Böyle hatırı sayılır kişiler olmuştur. Ama bunun yanında beden eğitiminin gerçekten kişinin gelişmesi üzerinde çok büyük katkısı olduğuna dair düşünceleri olan velilerimiz de olmuştur. Yani bunları hep gördük Mehmet. Biliyordum hocam. Şimdi az önce de İstanbul anınızdan bahsederken kolejin rakip olduğundan bahsetmiştiniz. Ki evet. Artık hani Kurtuluş Lisesi'nde de bir böyle hani kalıplaşmış gibi olan kolej merkez rekabeti de vardı hatırlarsanız. Hı hı. Yani her yerde kolej rakip olarak karşımıza çıkmış anladığım kadarıyla da. Evet. Yani o dönemde hani rakip olarak nasıl görüyordunuz mesela koleji, merkezi, Antakya Lisesi'ni? Hani gerçekten bizim için rakip miydi onlar? Ya şimdi şöyle bakın, biraz önce onun şeyini çıkardım da. Geldiğimde, 87'de geldiğimde buraya 7 tane lise vardı o zamanlarda. Hı hı. Antakya Lisesi, Merkez Lisesi, Ticaret Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Kurtuluş Lisesi. Yani bir de Ata 7 Koleji tane vardı. Ata Koleji vardı. 6-7 tane okul vardı. Şimdi Ata Koleji genelde basketbol ve handbolde belli dönemler başarı elde etti. Ki geldiğim sene ben İstanbul'da hakemlik de yapıyordum. Hakemlik yaptığımda hakikaten iyi bir yere gelmiştim. Hatta çok ısrar ettiler bana İstanbul'dan gitme. Bak çok iyi olacaksın. Yolun aç, önün açık. Hakemliğin çok iyi. Hakemlikte yükseleceksin. Yok dedik. Memlekete gideceğiz. Ki geldik ve o 87 veya 88 yılında Merkez Sesi Ata Koleji final maçı vardı. O zaman o maçı bana verdiler. Ben yönettim. Hakikaten çok güzel maç oldu. Gerçekten çok güzel maç oldu. Ve o maçı kolej aldı. Yani kolej basketbolda evet belli yerlerde, belli zamanlarda olmuştur. Handbolda belli zamanlarda, belli yerlerde olmuştur. Fakat Kurtuluş Lisesi'nin handbol takımı epey bir süre bunu çıtayı hiçbir zaman düşürmedi. Basketbolda da aynı şekilde öyle oldu. Futbolda grup aşamasına kadar geldik. Ondan sonrası maalesef olmadı. Yani her okul belli dönemler içerisinde hele hele o ortaokul zamanlarında yani ortaokulun olduğu zamanlarda ortaokul birinci sınıftan aldığınızda 6 sene öğrenci elinizde. Bunları yetiştirdiğinizde gerçekten çok iyi bir takım çıkarıyorsunuz ki
O verimi orta üçten itibaren alıyorsunuz. Lisenizde de kaldığı zaman bunu orta üçte de aynı şekilde sürdürüyorsunuz. Lise üçte de aynı şekilde sürdürüyorsunuz. Çünkü o zamanlarda öğrenci gerçekten çok daha disiplinliydi. Yani çalışmayla antrenmanın zamanını ayırabiliyordu. O zaman dilimini kendisi ayarlayabiliyordu. Hiç sorun olmuyordu çocuklarda. Yani takımlara gelmiş, başarı elde etmemiş ki takımlarda oynayan oyuncularımızın çoğu, biraz önce söylediğim gibi, çoğu beden eğitimi öğretmeni oldu. Yani bu da hiç olmazsa amacımız nedir? Üniversiteyi kazanıp, üniversite bitirip iş sahibi olmak. Ki şu anda çıkardığım listede o 80 kişinin, benim bildiğim 80 kişinin hepsi takımlarda çalışıp ondan sonra beden eğitimi öğretmeni olanlar. Yani dönem dönem merkez lisesi revaçta olmuştur. Kolej revaçta olmuştur. Antakya lisesi olmuştur. Kurtuluş lisesi olmuştur. Kurtuluş lisesi ama biraz önce söylediğim gibi gerçekten bütün branşlarda bir ek oldu. Hatay tarihinde değişik dönemlerde, değişik kuşakları bir biçimde gördünüz. En önemlisi de bedenlerini eğittiniz. Hem ruhlarını eğittiniz, hem bedenlerini eğittiniz. Hakikaten var mıydı hocam bir farklılığımız Kurtuluş Lisesi'nin? Yani biz mi abartıyoruz yoksa gerçekten biraz böyle bir farklılığımız var mıydı şey olarak? Yapı olarak? Şimdi hem öğrenci kitlesi olarak hem öğretmen kitlesi olarak Kurtuluş Lisesi'nde biraz önce söylediğim, yani öğrenciyi öncelikle eğitmek anlamında davranış gösterdiğimizden dolayı öğrencinin sizin yanınızdan geldiğinde, sizin yanınıza geldiğinde veya sizin yanınızdan geçtiğinde nasıl davranacağını biliyordu çocuk. Nasıl davranacağını biliyordu öğrenci. Dolayısıyla hakikaten bir farklılığı vardı. Ben hiç unutmuyorum, 19 Mayıs'ta 384 öğrenciyi tek başıma götürdüm. Bak, 384 öğrenci, halk oyunları ekibini çıkarıyordum. 384 öğrenci, güzergahımız da Kurtuluş Lisesi, kültür merkezi. Yani şunu söyleyeyim, siyasi dönem vardı, hafif ufak tefek vardı. 384 kişiyi o cumhuriyetten götürdüm. Öğrencilerime baştan, her zamanki öyle yapardım, yoldan geçeceğim zaman nasıl davranacakları konusunda bilgiler verdim. O bilgiyi verdikten sonra öğrenci kesinlikle sen bir şey söylemeden hiçbir şey yapmazdı. Veya herhangi bir olumsuzluk olduğu zaman sen işaret vermeden o öğrenci hiçbir şey yapmazdı. Bu çok önemli. Şimdi çoğu okulda, bazı okullarda bunu gördük. 19 Mayıs'ta da bunun çok örneğini gördüm ben. Öğretmenini döveni mi dersiniz? Öğretmene laf atanı mı dersiniz? Öğretmenlerine hakaret eden mi dersiniz? Neler neler gördüm. Ben 384 kişiyi tek başıma götürdüm. Düşünebiliyor musunuz? O öğrenciler ne sırayı bozdular, ne ve sataşma olmasına rağmen en ufak bir tepki de göstermediler. Bu nedir? Öğrencinin davranış anlamında öğretmenine saygısıdır. Kendine saygısıdır öncelikle. Öncelikle kendisine saygısıdır. Bu öğrenci kendine saygı duyuyor. Çünkü gelebilecek tepkileri biliyor öğretmeninden. Dolayısıyla veya öğretmenine gelebilecek olumsuzlukları biliyor. Öğretiyorsunuz onları. Öğrenci orada bir farklı davranıyor orada. Hem eğitim anlamında hem bilgi anlamında Kurtuluş Lisesi 95'e kadar öğretim anlamında Türkiye'nin ilk sıralarında olan okullardan bir tanesiydi. 95'te kredili sistem çıktı. Kredi sistemden sonra gittikçe Kurtuluş Lisesi de bozuldu. Diğer okullar da bozuldu. Yani eğitim anlamında Türkiye'de maalesef bir dejenerasyon oldu. Ve bunun etkileri oldu. Onun için Kurtuluş Lisesi'nin farklılığı çok büyük. Kurtuluş Lisesi'nin öğrencisi, öğretmeni hakikaten bir farklı. Nasıl davranacağını bilen, nasıl konuşacağını bilen, kiminle nasıl iletişimi kuracağını bilen, derslerde nasıl davranacağını, ufak tefek o gençliklerde elbette ki bazı olumsuzluklar olacaktır. Yani gençtir bu. Yani bunu çok görmek doğru değil esasında. Ama
genele vurduğunuz zaman biraz önce o söylediğim 19 Mayıslar bizim için çok büyük ölçüdür esasında. 19 Mayıslarda öğrencinin davranışları çok büyük ölçüdür. Sadece o 384 öğrenci kapsamında demiyorum. Her çalışmamızda kurucu sesi her zaman, hiçbir zaman sorun yaratmış değildir. Nasıl davranması gerektiğini bilen öğrencidir. Ha, sorun yaratmış demekten kastım, yani sorun yaratmanı öğrenci, iyi öğrenci demek de istemiyorum. Elbette sorun olacaktır. Fakat bu sorunları çok fazla üst düzeye çıkarmayan öğrenci Kurtuluş Lisesi öğrencisidir. Onun için bir farklılığımız var bizim. Grubun içine bakıyorsunuz. 2 aydır kurulmuş. Şu anda biraz önce baktım. Herhalde 2057 kişi var. Sohbetlerine bakıyorsunuz. Nezih, kibar. Ve hani belli bir yaşa geldik artık. Ha, o olacaktır ama herkes yıllar önce yaşamış olduğu ufak tefek sorunları veya güzelliklerin hepsini orada paylaşıyorsun. Ne güzel. Kurtuluş Lisesi'nin kıymetini, değerini değerlendirmeye devam edelim o zaman. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Hatırlarsanız 2000-2003 arası veya 1999-2002 arası mı ne? Tek pota basketbol turnuvası düzenledik. Hatırlıyor musunuz? Evet. Ben hatırlıyorum. Benim hiç Hatay'da olmadığım yıllar. Şimdi orada ben yoktum. Olmadı. O yüzden hatırlayamıyorum. Hatay'da Antakya genelinde bir tek pota basketbol turnuvası düzenledik. O zamanlarda 110 takım katıldı. Her kategoride. 3 sene sürdürdük. 3. sene bir olumsuzluk yaşadık. Şöyle ki gecenin ikisinde son maçı oynatıyoruz. Öğrencinin bir tanesi kafasını yere vurdu ki o zaman da bir sağlıkçı da getirmiştik. İlk müdahaleyi yaptık. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra gece 4.30'da işte beraber gittik. Ameliyatı oldu. Ondan sonra öyle bir sağlık sorunu yaşayınca yapmaz olduk. Şunu söylemeye çalışacağım. Öğrencilerimle beraber ben 3 sene tabii öğretmen arkadaşlarla beraber hep beraber orada 110 tane takım. Düşünebiliyor musunuz? Basketbol takımı giyinmesini, soyunmasını, hakemini, sağlığını kısmen, seyircisini, müzikli. Geçen gün bunları izledim. İşte bunlar bir ara Cemil sunumunu yaptı. Cemil'i göstereceğim ben onları. Cemil o zaman çok genç, çok gençti. Yeni çalışmaya başlıyordu. Onları geçen gün buldum. Benim arşivimde vardı. Onları getirdim. Onları bir görseniz hakikaten o zaman Reyting Hamdiler, bilmem sanatçılar getirmiştik öyle. Çok güzel etkinlikler yapmıştık. Kiminle yaptık bunu? Öğrencilerimizle yaptık. Öğretmenlerimizle yaptık bunu. Kurtuluş Lisesi olarak yaptık bunu. Birinci Bahar Şenliği, ikinci Bahar Şenliği, üçüncü Bahar Şenliği adı altında yaptık. En son böyle bir olumsuzluk yaşayınca maalesef bitirmek durumunda kaldık. Zümre olarak. Evet. Siz hakikaten başka birilerinin elinde belki de geleceksiz kalacak bir sürü arkadaşımız iyi meslek sahibi oldular. Bahsettiğiniz o 80 küsur beden eğitimi öğretmeni var ya. Tahmin ediyorum ki o çok kritik derslerde çok iyi değillerdi. Lisede, liseye gelmiş öğrenci ki o zamanlar da öyleydi. Yani 16-17 yaşını bitirdikten sonra bir öğrenci eğer okuyamadıysa sonrası maalesef vahim. Çok kötü. Çünkü evet. 18 yaşından sonra, 16-17 yaşından sonra sen bu öğrenciye ne meslek öğretebilirsin maalesef. Ne bir şey öğretebilirsin. Hiç öğretemezsin. Eğer bir meslek geçmişi yok ise eğer. Meslek geçmişi olanlar ki aranızda gerçekten saygı duyduğum ve hem çalışıp hem okuyan bir sürü öğrencimiz vardı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani öğrencilerimiz hakikaten meslekler kazandılar. Gerçekten belli bir yere geldiler. Bunların hepsini bu biraz önce o söylediğim benim hatırladığım 80 kişi hakikaten hepsi beden eğitimi öğretmeni oldu ve çalışıyorlar. Evlerine ekmek götürüyorlar. Belli bir yerdeler. Bu çok mutluluk verici. Yani herkes illa doktor illa şey olacak değil. Bunların hepsi gitti. Mesleğini kazandı. Ve çoğu takımda olan öğrencilerimiz.
Çoğu takımda olan öğrencilerim. Hatta bir tanesi, bunu da aklıma geldi. Elbaş Amud'u çalışıyoruz derslerde. Kızım bir tanesi çok kilolu. Hocam ben yapamam dedi. Kızım beraber çalışacağız ama istekli. Elbaş Amud'unu beraber kızla çalıştık. Yaptı. Şu anda beden eğitimi öğretmeni. Güven geldi. Uğraştı. Kendi de istedi. Güven geldi. Yaptı. Şimdi beden eğitimi öğretmeni. Kilolu bir kızımızdı. O dokunuşlar var ya, yönlendiriyorsunuz öğrenciyi. Bu da gene aynı şekilde biz Neslihan şey yapmasın ama kız öğrencilerden çok fazla muzları biz esasında. Kız öğrenciler belki bulunmuş olduğu ortamdan dolayı, ailesinin baskısından dolayı işte kız yapmaz, kız oynamaz, kız şöyle yapmaz, böyle yapmaz. Ancak kızları bu işe çok fazla çekmemiz lazım. Yani sahaya almamız lazım kızlarımızı. Erkekler sahada da ama şimdi geçmişteki gibi değil. Eskiden çok daha fazlaydı. Ama şimdi gittikçe maalesef hiç tadı yok. Beden eğitimi dersinin, ben öyle görüyorum. Belki ben yaşımı aldım diye mi öyle görüyorum? Yoksa rehber öğretmenim de daha iyi bilir. O pencereden baktığında hakikaten şunu da örneklemek gelirse, Türk sporunun geldiği noktada maalesef bu gerçeği gizlemiyor. Ben burada söze girmek durumunda hissettim kendimi. O söylediğiniz konulardan birinde de ben de muzdaribim. Ben ortaokul bölümünde, hocam sizin döneminizde ben yoktum maalesef. Ortaokulu bitirip ayrılmıştım okuldan, ayrılmak zorunda kalmıştım. Ortaokul döneminde handbol takımındaydım. İşte bir sene, iki sene, üçüncü sene dediler ki sen kızsın yani ne işin var takımda, ne işin var işte futbolda topla bilmem neyle. Senin okumaya niyetin yok, sen oraya eğlencesine gidiyorsun gibi tavırlarla ben de maalesef karşılaştım. Hani belki de hani kötü anlamda etkiledi, yalan yok yani. Hani belki de okuldan uzaklaşmama sebep oldu o tavırlar yani. Maalesef öyle bir durum vardı yani. Doğrudur. Doğrudur. Ben çok kız verisi çağırmışımdır. Kızınızı gönderin diye. Sorumluluk bende diye. Yani öyle çok sorumluluk almışımdır. Öğrenciyi getirmek, öğrenciyi o havanın içerisine sokmak anlamında çok veliyle konuşmuşumdur. Ama büyük bir çoğundan maalesef olumsuz cevap almışımdır. Sizin, işte Mahmut Hoca'nın, Osman Hoca'nın sanki böyle kalıplaşmış tarzda, işte Mahmut Hoca'nın basketbolla ilgilenmesi, Osman Hoca'nın handbolla ilgilenmesi, sizin işte futbolla ilgilenmeniz. Hani bunu siz kendi aranızda konuşarak mı böyle bölüştünüz, yoksa hani mutlaka hepiniz yetenekli hocalarımızdınız da hani yeteneklere göre mi ayrıştırdınız bölümlerinizi diyeyim? Hani neden siz futbol mesela? Şimdi şöyle, Osman Mahmut Hoca en eskimiz, Kurtuluş Lisesi'nde en eskimiz Mahmut Hocam. Mahmut Hoca buraya geldiğinde basketbolla başladı. Diğer o zamanlarda şu anda Mazmanoğlu diye beden eğitimi öğretmeni daha vardı. Onunla beraberdi. Sonra Osman Hoca geldi. Sonra ben geldim. Mahmut Hoca basketbolla başladı. Osman Hoca handbolla başladı ki Osman Hoca'nın geldiği seneler muhtemelen 85-86 yıllarında geldi. Yanılmıyorsam eğer. Doğru hatırlıyorsunuz. İlk öğrencilerinden biriydim. 85-86'da başladı. 87'de ben geldim. Şimdi 85-86'larda handbol iyi dönemdeydi. İyi dönemiydi. Türkiye'deki zaten 77'lerde falan geldi. Ondan sonra Osman Hoca handbolu aldı. O zaman da voleybolla futbol kalmıştı. Voleybolla futbolu da ben çalıştırdım. Öyle bir şeyimiz oldu. Yani bir paylaşım söz konusu değildi.
daha önce alınmış ve daha önce yapılmış olduğundan dolayı bu süreç bu şekilde işlemek durumunda kaldı ki biraz önce söylediğim gibi Osman Hoca da Gazi mezunu, Mahmut Hoca da Gazi mezunu, ben de Gazi mezunuyum. Dolayısıyla üçümüz de aynı eğitimden geçtik. Hepimiz bütün branşlarda başarılı olmak durumundaydık. Biz güreşi de öğrendik. Biz atletini de öğrendik. Biz işte basketbolu, handbolu, futbolu her şeyi öğrendik biz orada. Ki Mahmut Hocam mezuniyetinde, beden eğitim bölümlerinin mezuniyetinde son senede bir yüzme kampı vardı, bir de izcilik kampı vardı. Bu kamplardan şey yapamazsan, başarılı olamazsan diplomayı alamıyordun. Onlar bu şeylere katıldılar ve böyle mezun oldular. Ancak bizim zamanımızda bu kamplar kaldırıldı, ondan sonra yapılmaz oldu. Dolayısıyla şuna geliyorum. Yani bizim Mahmut Hoca'nın, Osman Hoca'nın ve benim üçümüzün de Gazi mezunu olması bütün branşlardan aynı şekilde bilgi sahibi olmamız çok fazla bir şey. Yani ben bazen Osman Hoca rahatsızlandığında handball takımının başına da gelebiliyordum. Osman Hoca bizim takımın ki bir ara ben şeye gittiydim. Sivas'a gitmiştim. 6 aylığına tayinim çıkmıştı zorunlu hizmetten dolayı. O zaman Osman Hoca futbol takımına da baktı. Mahmut Hoca handball takımına da baktığı zamanlar da olmuştur. Osman Hoca basketbol ki şu ana kadar geçen sene emekli oluncaya kadar basketbol takımı da çıkardı. Yani her branşa bakmak durumundaydık biz. Böyle bir paylaşım da olmuştu zamanında. Daha önce de ben sonra geldiğimden basket şey futbolla voleybol kaldı. Futbolla voleybolda ben çalıştırdım o zaman. Öyle bir de şeyden bahsetmiştiniz. Geçen Hüsam'la konuşuyoruz. Ya dedik bir cilit atlama yaptırmadı bize Nevzat Hoca. Basketbolu yapıyoruz. Şimdi oynuyoruz bazen öğretmen arkadaşlar. Ya turnike atabiliyorsun, voleybol oynuyorsun. Handbol oynasan oynuyorsun futbolu. Biz bu eğitimi iyi aldık. Bu cilit atlama dışında ben güllü attığımızı hatırlıyorum. Kum havuzu vardı. Kum havuzu vardı. Uzun atlama yaptığımızı hatırlıyorum. Disk de vardı. Disklerimiz de vardı öyle hatırlıyorum. Bir de kutsal sağlık toplarınız vardı. Onlara ne oldu hocam? Bu sağlık topları nerede? Onu soracağım. Ha, o sağlık toplarını hala ben koruyorum. Hala bende 4 tane okulumda Nimet Fahri Öksüz sesinde duruyor. Ben size bir tek şeyi yaptırmadım. Sırıkla yüksek atlamayı yaptırmadım. Evet. Sırıkla şeylerimiz var mı? Dikmelerimiz vardı ancak minderimiz olmadığından dolayı onu yaptıramadım. Cirit attırdım. Evet. Doğru. Hatta hiç unutmuyorum. Doğru. Okula geldiğimde benim üniversitede okuduğum bu cirit yoktu. Bizim okulda Kurtuş Sesi'nde bulunan cirit, nizami cirit yoktu. Üniversitede öğretmenimiz yani atletizm dersine giren öğretmenimiz bizim çalışmalarımızı bayan ciritiyle yapardı. Bayan ciritiyle erkek cirit arasında 200 gram fark var, 20 santim fark var. Biz bayan ciritiyle çalışırdık, sınava hazırlanırdık, sınava gelirdik, erkek cirit, nizami ciritle çalışırdık. Buyurun atabilirsen at. Ve hepsinde baraj vardı. Ben cirit mi dedim? Atamazdık. Ben cirit mi dedim bilmiyorum. Dilim suçtu. Sen cirit dedin. Yüksek ya, atlamayı. Cirit attığımızı hatırlıyorum. Yüksek atlama yoktu. Allah'ım atlatmamışız hocam. Hatta beton ve asfalttı. İşte minder olmadığından dolayı yapmadık. O kasalar yoktu hocam. O kasalar ben göreve başladığımda Selin Yol Lisesi'nde kasalar vardı. Acaba dedim bizim kasalar bu. Takla attığımız kasalar vardı. Şimdi kasayla ilginç bir anım. Üniversiteye girdiğimde işte yetenek sınavı yapılacak. İlk sınav kasayla. Kasadan geçme, açık bacak geçiş. Ancak şimdi kasadan atlıyorum. Ancak şimdi üniversitede bir zıplama tahtası var. Zıplama tahtasını önüne koydular. Ben de hayatımda zıplama tahtası diye bir şey görmüş değilim. Hadi Bilgin dedi, atla dedi. Ben koşarak geldim, zıplama tahtasına bastım. Basmasını bilmiyorum, zıplamasını bilmiyorum, bir şey bilmiyorum. Basmamla beraber kasayla belime çarpması bir oldu.
Bir, iki, hocam dedim ben yapamıyorum bunu dedim. Bu zıplama tahtası mıdır nedir bunu kaldıralım. Öyle yapalım. Tamam dedi kaldır dedi. Kaldırdık geçtik. Öyle birinci sınav geçti ama bu bel tarafım benim kıpkırmızı kesildi. Hatırlarsanız okulda atlama beygiri almıştık. Soyunma odasında duruyordu. Hatırlıyor musunuz onu? Evet. Ben iyi hatırlıyorum onu. Evet. Hatırlıyorsunuz. Şimdi bir gün spor sınıfımız vardı bizim. İşte Orhan Keskinler, Orhan Keskin'i biraz önce saymadım. Onu unutmuştum. Saydınız, Orhan Keskinler'in spor... Saydınız Orhan Keskin'i. Unuttum demek. Onların spor sınıfı vardı. Şimdi spor sınıfında ayrı program uyguluyorsunuz. Şimdi o zaman da bir gün önce Hababam sınıfı vardı. Hababam sınıfında beden eğitimi öğretmeninin kasadan atlaması vardı. Evet. Ekrem. Ben de öğrencilerime o öğretmenler odasının olduğu bölümde atlama beygirini koydum. İlk önce ben göstereceğim. Ondan sonra onlar yapacak. Birden aklıma düştü. Oğlum dedim eğer düşersen biriniz gülerse öldürürüm dedim. Şeytan pisliği sever. Geldim atladım. Atlayamadım. Yani ortasına geldim. Tutundum pat diye aşağı düştüm. Bir baktım öğretmenler odasındaki bütün öğretmenler herkes beni izliyor. Öğrenciler izliyor. Herkes beraber alkış alkış. Kesin lan dedim. Hiç unutmuyorum onu. Atlama beygiri efsaneydi. Ondan sonra atlama beygirin ne hale geldiğini biliyorsunuz belki. Bütün o süngerleri falan hepsi gitti. Bununla ilgili bir şey kurgulamıştım. Çok böyle planlı hareket etmem ama böyle şeylerde. Dedim ki Nevzat hocama şunu söyleyeceğim. Ya hocam ekstrem sporlar hariç her şeyde yaptırdınız. Şimdi o İsmail biraz önce bahsetti. Onu da attık, bunu da attık. Şey diye soracaktım. Hocam bungee jumping niye yaptırmıyorsunuz bu çocuklara? Efendim rafting'de niye bizi geri bıraktınız? Evet, evet. Yani neden paraşütle atlamadık? Neden yamaç paraşütü yapmadık? Bu üçünü de yapsaydık muhtemelen tamamdık biz zaten. Şimdi onları ben öğrenmemiştim çünkü. Bilsem onları da yaptıracağım. Yani onlar bizim dönemimizde yoktu. Hocam şimdi bir... O bungee jumping ile ilgili... Bungee jumping ile ilgili bir gün Alanya'ya geziye gittik. Yurt dışından sevgilisiyle gelmiş öğrenci. Vedalaştı, çıktı. Bungee jumping yapıyor. Atlamaya çıktı yukarıya. Kız aşağıda bekliyor. Atla, atlayacak, atlamadı. Ondan sonra bir baktık, atlayamadı çocuk. Hüngür hüngür ağladı, aşağı indi. Şimdi o heyecanı, o stresi gayet iyi biliyorum. Hakikaten çok zor. Evet. Abi spor yapıyor musunuz? Bizimle top oynardınız siz. İyi de oynardınız. Yani... Hala spor yapıyor musunuz? Bir de gerçekten böyle sürekli sağlıklı mesajlar, sağlıklı mı besleniyorsunuz? Buradan bir mesaj da vermiş olalım. Sağlıklı beslemeler. Yani açıkçası az önce aradığında sana da söyledim. Her gün mutlaka 1 saat 15 dakikalık bir yürüyüşüm oldu. Yani özellikle bu pandemi döneminde bunu alışkanlık haline getirdim. Sürekli yapıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Yani onu mümkün olduğunca aksatmıyorum. Sağ olsun sevgili eşim de güzel yemekler yapıyor. Onun da ellerine sağlık. Bana iyi bakıyor. Dolayısıyla mesaj. yani bu şekilde ya. Dikkat ederseniz bence çok fazla sorun olmaz. Şimdi sormak istediğim bir soru var. Sizin son yıllarda bir idarecilik görevi üstlendiğinizi biliyoruz. Doğru bir bilgi midir? Okulda? Bir idarecilik. Kısa süreli idareciliklerim oldu. Dedim ya biraz önce bu geçici görevlendirilmesi oldu bu konuda. Müdür Bey benimle çalışmak istedi. Ben de olur dedim. Zaten okuldayım. Sürekli okuldayım. Bunu da çok fazla sakınca görmedim. 2 senelik bir idarecilik yaptım. Şimdi hala öğretmenim. Yani işte, 2 sene yaptım. Ondan sonrası idarecilik bize göre değil. Tam da oradan soru sormak istiyordum. Yani dinliyorum.
İdareciliğe nasıl bakıyorsunuz? Ya da idareci Nevzat Bilgin'le beden eğitimi öğretmenimiz olan Nevzat Bilgin arasında bir fark var mıdır? Nasıl gördünüz oradan okulu? Şimdi benim açımdan hiçbir fark yok Mehmet. Şöyle ki, hani dedim ya biraz önce, zaten bütün gün bütün öğrencilere hitap ediyorsunuz. Fakat beden eğitimi öğretmeni olduğunuzda ben kendi açımdan dersine girdiğimde girmediğimde öğrenci benim öğrencimdir felsefesiyle bakıyorum. Yani ister dersine gireyim ister girmeyeyim. Benim evet. için çok fazla fark etmez. Bu öğrenci Kurtuluş Sesi'nin öğrencisi, bu öğrenci Nimet Fahri'sinin öğrencisi diye baktığın zaman zaten sen orada idarecisin. Ama sen sadece işte 9A sınıfına giriyorum, benim sadece bu öğrenciler benim diye düşünürsen sen sadece o dersin öğretmenisin diye düşünmek durumundayım. Dolayısıyla hani okuldasın Nevzat Hocam, okuldasın zaten, senin tecrübelerinden yararlanırım, okulda idarecilik yapar mısın dediğimde, hocam zaten okuldayım dedim. Ben de idareciliği 2 sene, farklı zamanlarda 2 sene yaptım, ondan sonra bıraktım. Öyle oldu. Şimdi öğretmenim. Muhtemelen seneye de emekli olmayı düşünüyorum. Yani bu işi bitirmeyi düşünüyorum. Bakalım. Öğrenciler için büyük bir kayıp olacak. Sağ ol, teşekkür ederim. Eğitim öğretim formatı değişti. Ve artık eski zaman değil galiba. Yeni öğretmen arkadaşlarımdan işittiğim kadarıyla. Artık böyle hani mahcup olmak diye bir şey vardı bizim zamanımızda. Öğretmene karşı mahcup olmak diye bir duygu vardı. Ben çok önemserim mesela onu. Eski zaman. Eskiyi tabii, diyorsun. Tabii. Ben mesela evet ders kesinlikle, çalışmadığımda kesinlikle. Alacağım zayıf not hiç beni ilgilendirmezdi. Hiç umurumda olmaz ama o riski alırım her zaman. Çünkü bir sonraki yazılıda falan. Ama öğretmenin benim böyle gözümün içine bakıp beni aşağılıyor gibi olması ya da bana yazıklar olsun sana diyor gibi olması duygusunu çok hissederdim ben. Onun için de buna mahal vermemek için mümkünse eksiksiz olmak diye bir motivasyonumuz olurdu. Şu anda aslında bir taraftan da soruya dönüştürelim bunu. Şu anda biz mi yanlış biliyoruz yoksa siz bunu teyit edecek misiniz hocam? Bunu yaşıyor musunuz öğrencilerinizle? Şimdi şunu söyleyeyim, yani nesil olarak, kuşak olarak maalesef çok büyük eksikliklerimiz oldu. Yani biraz önce İsmail'in söylediği gibi her gelen öğrenci, hocam biz öncekilerde, biz sonraki, şu andaki öğrencilerden daha iyiydik değil mi? Hı hı. Nesil öyle bir yere geldi ki sizin kuşakla şu andaki kuşak arasında var ya, dağlar mı dersin, okyanuslar mı dersin? Fark öyle büyük. Hı. Çok büyük fark var. Yani bunu her zaman konuşuyoruz. Bunu her zaman söylüyoruz. Eğitim ailede başlar. Ailede maalesef öğrencilerine sağlıklı bir eğitim vermediklerinden veya veremediklerinden dolayı öğrencinin yetişme tarzı bu şekilde oluyor. Öğrencinin kendine karşı sorumluluğu, evet elbette eğitim sisteminin bir etkisi var. Fakat öğrencilerin almış olduğu eğitimin, ailenin vermiş olduğu eğitimin çok büyük etkisi var. Bugün ben çok gördüm. Öğrencimin annesiyle, okulda annesiyle veya babasıyla konuşmuş olduğu davranış şekli çok farklı. Sizin dönemde hayatta ben böyle bir şey görmedim, göremezdim de. Ne öğrenci öğretmen, ne öğrenci veli. Hiçbir şekilde olmazdır. Ama şimdi maalesef bunlar çok önde. Çok fazla görüyoruz bunları, çok fazla yaşıyoruz bunları. Sevgili Nevzat Hocam, sayfamıza dair fikirlerinizi almak isteriz biz. Öncelikle bizim yola çıkış amacımız olan mirası yaşatmak ve bu yolda şu ana kadar hiç değilse beyan ettiğimiz fikirlerin sizin nezdinizde geçerliliği nedir? İleriye dönük projeksiyonlarınız nedir? Ne öngörüyorsunuz? Sizce bizim sayfamız nereye gider? Nereye gidiyor? Şu andaki potansiyeli nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bunlarla ilgili bir görüşlerinizi istiyoruz hocam. Şimdi bir kere şuna ulaşmaya çalışmamızı istiyorum. Öğretmenlerimizin veya şimdi başta konuştuğumuzda açıkçası şunu söyleyeyim. Belli bir yıl ile sınırlamayı düşünmüştünüz daha doğrusu. Ancak bunu herhalde pek başaramadık gibime geliyor. Yok, vazgeçtik o Doğru işte. mu? Evet. Heh. Çünkü Kurtuluş Sesi olarak dediğiniz zaman onu yıl ile sınırlamak pek mümkün olmuyor. Yani oraya gönül vermiş, o havayı teneffüs etmiş ve oradan aidiyet duygusuyla hareket eden herkese bizim kapımızın açık olması lazım. Ha, şunu doğru ve önemsiyorum, önemli buluyorum. Yazılacak her şeyi belli bir denetim mekanizması içerisinde olmasını çok doğru buluyorum. Herkes her istediği şeyi oraya yazmasın. Oraya istedik şeyler kişilerin kendisine kalmasın. Belli bir yönetim grubunun denetiminden geçtikten sonra yazılmasını çok doğru buluyorum. Resimler geliyor. Kişiler kendilerini görüyor ve ondan sonra yanındakinin kim olduğunu hatırlamaya çalışıyor. Hatırladıktan sonra ismini yazıyor veya bazen ben mesela kendimi zorluyorum, isimlerini bulmaya çalışıyorum, yazmaya çalışıyorum. Acaba bu mudur diye öğrenci arkadaşlarımdan teyit de aldığım zaman hoşuma gidiyor. Ya ben bunu hatırlıyorum diyebiliyorum. Onun için sayfa şu anda gayet güzel gidiyor. Her şeyle iyi gidiyor. Ben şunu da istiyorum. Biraz önce söylediğim gibi öğretmen arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışabilmemiz lazım. Şimdi bazı öğretmen arkadaşlarım mesela Adil hocam Arık, değil mi hocam? buralarda Adil Arık buralarda olması lazım. Mesela Ali Kurt hocam var, Süheyl hocam var. Diğer öğretmen arkadaşlarımız var. Bunlara ulaşmamız lazım. Bunları da Zeki hocam var mesela. Bunlar hepsi bunun içine yavaş yavaş çekeceğinizi tahmin ediyorum. Bunlarla beraber sohbet edeceğinizi ve bunları sayfamıza alacağımızı diye düşünüyorum açıkçası. Ama her şey güzel gidiyor. Arkadaşların iletişimi, arkadaşların sayfaya bakış açısını çok olumlu buluyorum. Gayet güzel gidiyor. Her şey gayet güzel. Bizim için bir efsane aslında Kurtuluş Lisesi. Hani öyle düşünüyoruz. Hani gerçekten efsane mi? Yoksa hani biz öyle görmek istediğimiz için mi onu efsaneleştirmeye çalışıyoruz? Şimdi bu bir, iki, üç kişinin düşüncesi değil. Yani saymaya kalkışsak herhalde saymayız. Dolayısıyla herkes aynı düşüncede olduğu sürece ve olduğunu düşündüğümüzce bu bir efsane olduğunu düşünmek lazım. Yapmış olduklarıyla, öğrencileriyle, değer kattıklarıyla düşündüğümüzde gerçekten Kurtuluş Sesi'nin bir değer olduğu, bir efsane olduğunu düşünmemiz lazım. Son olarak lisesi de böyle bir okul, bir tarihi olan, bir kültürü olan bir okul. Bizim iddiamız bu ve bu tarihi ve bu kültürü yaşatmaya çalışacağız. İnsanlara tanıtlamaya çalışacağız. Bu anlamda. Şimdi bugün sizinle bu yapmış olduğumuz röportaj tarihe not düşmek. Sizinle sohbet etmek bizim için çok keyifliydi hocam. Her zaman olduğu gibi. Sizinle bir arada olmak bizi çok keyiflendirdi. Sizinle sohbetimiz çok keyifli oldu. Sizinle olmak gerçekten beni çok mutlu etti. Sanki tekrar o günleri yaşamış gibi oldum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Grupta olan, olmayan. Herkes çok kıymetli. Herkese iyi akşamlar diliyoruz hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben de Çok teşekkür teşekkür ederim. ederiz hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi Çok teşekkür akşamlar. ederiz. İyi akşamlar hocam. Sağ olun. Sağ olun.